Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Harbiye Açık Hava sahnesinden sizlerle olmaya devam ediyoruz. BKM organizasyonuyla, Denizbank Açık Hava etkinlikleriyle biz de size programı aktarıyoruz. Ve bu akşam Çok Güzel Hareketler 2 ekibi benimle birlikte, Eser Yenenler yönetiminde Çok Güzel Hareketler 2 ekibi diyeceğim. Aslında hepinizi tek tek anons edeceğim ama bir an böyle bir karıştırdım. Çünkü Çok Güzel Hareketler 2'nin Harbiye sahnesindeki ilk gösterisinde biz yine buradaydık. Ve o zaman Yılmaz Erdoğan vardı. Evet. O yüzden bu kaçıncı, Harbiye'de kaçıncı gösteri biliyor musunuz? Aklınızda mı? Hep beraberiz o zaman. Güzel. Birincide de, ikincide de. Evet, Eser Yenenler, teşekkür ediyorum. Teşekkür, Atakan Çelik, teşekkür ediyorum. Ve Tuğba Yılmaz, Cemile Canyurt, Cenan Adı Güzel, Safa Sarı ve Arif Güloğlu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sırayı bozdum ama herkes gayet iyi tanıyor. Bu Çok Güzel Hareketler 2'nin 4 sezon galiba, değil mi? Yani artık giderek daha da yelpazenin genişlediği, erişiminin arttığı bir dönem. O yüzden bu sefer Harbiye Açık Hava'da olmak nasıl bir duygu diye soruyorum. Yani ilk seferin o heyecanı bilemiyorum. Şimdi karşılaştırırsan nasıl hissediyorsunuz? Eser'le başlayayım. Valla ben de aslında 2'nin gösterisini burada izleyiciydim. İzleyici olarak gelmiştim. Şimdi ekiple birlikte sahnede olmak benim için de çok heyecan verici. Yani işte hem kuşaktan kuşağa gitmesi, evet, usta çırak ilişkisi, kalfalık ilişkisinin Harbiye sahnesinde de böyle gösterilmesi çok önemli bir şey. Bir de Harbiye, yani bu işin biraz şeyi yani. Hani Er meydanı. Evet, er meydanı. Ve evet, sahne insanları için bir zirve. Hayatımızda bu zirveleri her zaman yaşayamayız. O yüzden ben de ilk kuşakla bir kere çıkmıştım. Şimdi ikinci kuşağın ikinci gösterisinde burada olmak, Çok Güzel Hareketler'in 3 kere Harbiye'ye çıkmış olması hakikaten bir geleneğin devamı gibi bir şey. O yüzden çok anlamlı buluyorum. Yani demek ki bu ekipte 2 kere o çok önemli zirveye ulaşmış demektir. Ben de onların yanında olduğum için çok mutluyum. Eser yönetimi eline aldığından beri bir olgunluk, bir ağırlık. Tabii. Sorumluluk duygusuyla. Ama böyle NTV gece gündüz insan böyle şey istiyor zaten yani. Zaten bir ağırlık geliyor. Evet, evet, doğru. Şey konuşalım. Ama evet, usta çırak ilişkisi diyorsak, evet, bunu en alasıyla BKM mutfakta yaşıyoruz biz de izleyenler olarak. Kesinlikle. Ama sen de tevellüt eski zaten. Yani artık. Evet, şu an işte biz de kalfalık şeyine de gelmiş olduk. Dolayısıyla ve yol, ekibe şey yapıyoruz. Evet, yani yol devam ediyor. Tabii, bu da güzel. Tabii, çok heyecanlı. Şimdi siz nasıl hissediyorsunuz? Ne diyorsunuz? Öyle devam edecek. Bu arada Atakan'ın dikkat çekmek için, öne çıkmak için olabilir. Evet. Aslında hiçbir şey yok ayağımda. Hiçbir şey yok. Geçmiş olsun. Ne teşekkür oldu? Ederim. Ya, aşil tendonum koptu. Hemen şeyden önce, turneden önce, bizim Anadolu turnu yok. Kafam karıştı. Anadolu, yaz turnesi. Ege turnesinden önce. O kadar çok turne var ki. Bu yaz, evet ya. Bu yaz Avrupa'ya gittik. Bu şekilde Anadolu'da devam ettin mi? Ettim, evet. Yani ameliyattan çıktım. Ertesi gün Ayvalık'a doğru yola çıktık. Peki bunun üzerine mi şakalar yapıldı? Bunun üzerine şakalar yapıldı. Arkadaşlarım sağ olsun acımasız şakalar yaptılar. Burada şimdi onları söyleyip rencide etmeyeceğim. Tekerlekli sandalyeyle, bütün ekip arkadaşlarımın da desteğiyle biraz senaryoda değişiklikler, öyle devam ediyor. Biz de Atakan böyle olunca turnede hiç eğlenmedik yani. Hep Atakan'la yattık, kalktık. Hiç kesinlikle hiçbirimiz odadan sevgi çıkmadık. Sevgi dolu değil mi? Hiç havuza girip böyle bir şey yapmadık. Hep onu bekledik. Hep istedik ki Atakan'la. Eğlendiler, sen baktın değil mi? Baktım balkondan. Anlatabilirsin artık zaten. Evet, yani evet, anlatıp arkadaşlarıma burada şey yapmak istemiyorum. Rencide ettim. Ben benim şu tamam yok yaptım. Hiç de pişman değilsin. Değilim. Çok iyi. Ya en son o kadar kıskandı ki ayağına damacana sokup böyle denize girmeye çalışıyordu. Ayağı havada böyle girmeye çalışıyordu. Alçı bonesi var. Alçı bonesi. Alçı bonesi mi deniyor ona? Damacana. Aynen, alçı bonesi i̇lk defa normalde. Duyuyorum. Ben de ilk defa. Normalde o. Damacanaydı o ya. Duşa girenler için kullanılan bir şey yani. Alçı işte su gelmesin falan diye ben artık dayanamadım. Belli bir yerden sonra alçı bonesini takıp denize girdim. O da böyle evet, simit bulduk. Simitin üstünde böyle işte turistten simit istemişler ya. Turistten simit. Sorry, one minute falan filan. Nasıl anlattınız Fatma onu? Bir de Fatma'nın simiti da nasıl anlattın? Fatma'nın da İngilizcesi yok. Çocuğun da İngilizcesi yok. Gitmiş hocamla. Şey demiş hocam. My friend is problem demiş yani. Hani güzel, simidi vermezsen sorun çıkar. Korkudan ben. Çocuk da korktu. Başına iş almayasın. Bir dakikalığına verdiler sağ olsun öyle bir. Ama bak ne güzel anılar, böyle evet, anlatılır. Keyifli ya.